ağara kalır. Ne de olsa yolculuk çıkılan bir şeydir. Koynunda saklanamaz en kadim yolcu. Bir yolu örtünemezsin ne de olsa. Olsa olsa tozlanmasın diye pabuçların zifirinden ve taştan teşekkül korunaksız yolluklar serer önüne. Yolluk bir kilimi de tarif eder Anadolu'da, azığı da. Anadolu'da sadece evlerin içerisine, hani o kalınan, hani o hayatların idame edildiği yerlere desen desen yollar çizilir. Hikayenin sonra diye devam ettiği bir güzergahta yine uzak diye tarif edilen bir şehre, ülkenin kuzey doğusuna, Ardahan'a varıyoruz. Ardahan'ı bu ülkemizin köşe başına yerleşmiş, şehri kendi köşe başından, kalesinden izliyoruz öncelikle. Ardından içerisinde bulunduğumuz kaleye soruyoruz şehri. İçinde bulunduğumuz kaleden soluyoruz şehri. Ardahan Kalesi çevresinde yapılan prehistorik araştırmalar milattan önce 3500-2000 yıllarına, yani eski Tunç çağına ait yerleşimin varlığını ortaya koymuştur. Ardahan Kalesi Osmanlı döneminde 16. yüzyıl ortalarında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Tarihi oldukça eskilere dayanan Ardahan Kalesi'nde yapılan kazılar bölgenin çeşitli krallıkların hakimiyetine girdiğini göstermektedir. Eski ve yeni Ardahan'ı birbirinden ayıran kura, yani Kür Irmağı'nın solunda, ovaya hakim bir tepede bulunan Ardahan Kalesi'nin yapımında dikdörtgen plan uygulanmış, ana giriş batıya verilmiş ve buraya da Osmanlı eyvanlarında olduğu gibi yüksek bir kemer yerleştirilmiştir. Giriş kapısı üzerinde 1556 tarihini içeren bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabe Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan onarımı göstermektedir. Kaba yontma taştan yapılan sur duvarları, kare tabanlı ve çokgen planlı kulelerle desteklenmiştir. Kalenin duvar örgüsü ve uygulanan tekniği Rumeli Hisarı'nı andırmaktadır. Kalenin içerisinde mescit, hamam kalıntıları bulunmaktadır. Kalenin batıdaki kapısının yanı sıra Kura Irmağı yakınında su kapısı, Huruç Kapısı ve Uğur'un Kapısı gibi diğer kapıları da bulunmaktadır. Thank you.
Tarih iz bırakır. Yapsa da, yıksa da iz bırakır mutlaka. Bir ağacın gövdesine kazınmış iki harf de izdir, bir kalenin burcunda kalan son taş da. Ve mazlum asla unutturmaz kendini. Aynı kalenin burcundaki bayrak gibi. Bir kubbenin içinde dolaşan ezan sesi gibi. Savaşın kendini yüzyıllar sonra ciğerlere dolan yanık kokusu gibi. Bizler bu kokuyu Ardahan'da Arap Camisi'nde, diğer bir ismiyle savaşın koyduğu isimle Yanık Camisi'nde olduğu gibi. Efendi Mahallesi'nde Ardahan Kalesi'nin 100 metre kuzey batısında bulunan Müderris İbrahim Efendi Camisi bir sonraki durağımız oluyor. Cami Müderris İbrahim Efendi tarafından 1710 yılında yaptırılmıştır. Halil Efendi Mahallesi'nde Ardahan Kalesi'nin yaklaşık 150-200 metre doğusunda Mevlid Halil Camisi'ndeyiz. Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabesinden 1701 tarihinde Mevlid Efendi tarafından yapıldığı öğrenilmektedir. Taş duvarlı yapının gövde duvarlarının yarısından fazlası ve üst örtüsü yakın tarihlerde yenilenmiştir. Orijinalliğinden uzaklaşmış olan yapının kuzeybatı köşesinde kare bir kaide üzerine silindirik gövdeli tek şerefeli minaresi yapılan onarım sırasında eklenmiştir. Ardahan Kalesi'ne göre adres tarif etmeye devam ediyor ve kalenin güneybatısında Alabalık Deresi yakınında bulunan Derviş Bey Camisi'ne gidiyoruz. Caminin kitabesinden 1868 yılında Derviş Bey tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir. Bu kez Ardahan merkezinden 15 kilometre kadar uzaklaşarak doğuya doğru Ölçek Köyü'ne ve köydeki tarihi Ölçek Camisi olarak planlıyoruz güzergahımızı. Ölçek Camisi 1895 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı caminin önüne kapalı bir son cemaat yeri eklenmiştir. İbadet mekanı 4 ahşap sütunun taşıdığı kırma bir çatıyla örtülmüştür. Kuzey yönündeki ahşap sütunların taşıdığı kadınlar mahfilinin korkulukları, sütun başlıkları ahşap işçiliği yönünden son derece önemlidir. İç mekan 5 pencereyle aydınlatılmıştır. Yine Ölçek Köyü'nde bulunan bir başka eser ise Ölçek Kilisesi'dir. 10 ve 11. yüzyılda yapılmış olduğu sanılan eserden bugün sadece kalıntılar mevcuttur.
Ardahan'ı gezdikçe onu kaleler şehri olarak hatırlamak geliyor içimizden. Bunu hafızalarımızda tutan ise Ardahan'ın bir başka kalesi Kinzi Kalesi oluyor. Burçları işaret bilip gezerken Ardahan'ı, şehrin Karadeniz'e açılan kapısına düşüyor yolumuz. Bülbülan yaylasındayız. Kendini Kafkaslar olarak da tarifi mümkün olan bu coğrafyada kendine has ürün vardır ki bunlardan iki kelam etmeden geçmek mümkün değildir. Ardahan'ımız saf ve doğal bir coğrafyaya sahiptir. Yaklaşık olarak burada 60 bin kovanla arıcılık yapmaktayız il genelinde. 580 üyemiz bulunmaktadır. Coğrafyamızda tarım ilaçları ve diğer ilaçlar kullanılmamaktadır. Bir de balın üretimiyle ilgili bir bilgi vereyim. 2010 yılında 55 bin, 60 bin arılı kovanımızda yaklaşık olarak il genelinde 800 ton bal aldık. Çok bereketli bir yıldı. 2011 ve 12 yıllarında kısmen bal oranımız çok düştü. Yani 2011'de 30 bin, 2011'de 35 bin 35 bin ton bal aldık ama 2010 rakamına hala ulaşamadık. 2013 yılında bu yıl almış olduğumuz bal yine kovan sayımız 60 bin, üretici sayımız 580 ama il genelinde almış olduğumuz bal oranı şu anda 400 ton. Yine 2010'un rekoruna ulaşamadık. Ve bir de arının özelliklerini anlatmış olayım. Biz bu üretmiş olduğumuz balı dünyada 4 ırktan bir ırka sahibiz. Kafkas arı ırkı bakanlık tarafından da gen merkezi ilan edilmiş. Biz arılarımızı, arılı kovanlarımızı il dışına çıkardığımız zaman geri dönme yasağı vardır. Arının özelliği de Kafkas arı ırkı 7.4 milimetre dil hort uzunluğu var. Diğer ırklardan yaklaşık olarak yarı yarıya dil uzunluğu vardır. Bu da ballı bitkilerin tüpleri tam derin tüplerine inerek en iyi balı elde eden bir ırka sahibiz. Hangi burçta kaldığımızı tekrar hatırlayıp öyle devam ediyoruz burçlarını gezmeye Ardahan'ın. Ve bir sonraki adımımızı Kırnav Kalesi için Hanak ilçesine atıyoruz. İlçenin 5 kilometre güneyindeki Çay Ağzı köyünün yaklaşık 400 metre batısında Ardahan Hanak Karayolu üzerinde Hanak Çayı kenarında yer almaktadır Kırdav Kalesi. Bu kalenin de kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak bugünkü kalıntıların Ardahan Kalesi'ne ait kalıntılarla aynı duvar tekniğine sahip olması dikkat çekicidir. Ardahan'da kaleleri güzergahımıza katmaya devam ediyoruz. Bu kez yine Hanak ilçesinde Sevimli Kalesi'ndeyiz. Kura Nehri Vadisi'nde
yarımada biçimli sert bir tepe üzerinde yer almaktadır Sevimli Kalesi. Ardahan-Hanak yolu istikametinde devam ederken yolculuğumuz bir başka kalenin haberini veriyor. Bu yolun takriben 18. kilometresi. Altaş köyüne Altaş, diğer bir ismiyle Ur Kalesi için uğruyoruz. Köyün doğusunda oldukça sivri bir tepe üzerinde bulunan kalenin ne zaman ve kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Tarihi kaynaklarda yalnızca ismi ve yeri belirtilen kalenin bulunduğu yerde eski yerleşim izleri vardır. Sert kışların, yaz mevsiminde bile rüzgarların eğleştiği kalelerden sakin bir göl kenarına, Çıldır Gölü'ne iniyoruz. Merkezin 45 kilometre doğusunda deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte tatlı su gölü olan Çıldır Gölü'nde görmeden geçemeyeceğimiz bir yerden Akçakale Adası'ndan söz etmek isteriz. Yöre tarihi boyunca birçok toplumun yerleşim yeri olan Akçakale Adası günümüzde birinci derece sit alanı ilan edilmiştir. Adada çeşitli dönemlere ait tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilkbahar aylarında çeşitli kuş türleri buraya gelmekte ve doğal bir güzellik oluşturmaktadırlar. Ayrıca Çıldır Gölü içerisinde 16 balık türü yaşamaktadır. Gölün kış aylarında buzla kaplanması ise kış turizmi yönünden önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Çıldır Gölü'nün mavisini koyarak ceplerimize ve mavinin üzerinde göz kamaştıran güneşi alarak arkamıza Çıldır'da bir başka tarihi esere, yerli Çayız Camisi'ne gidiyoruz. Çıldır'ın 10 kilometre kuzeydoğusundaki Kaya Bey'i, diğer ismiyle Yerli Çayız Köyü'nde bulunan bu yapı 10-11. Yüzyıllarda yapılmıştır. 11. yüzyılın sonlarında camiye çevrilmiş ve bunu belirten bir ibarede batı duvarına Hicri 1336 yani Miladi 1917 yazılmıştır. Kilisenin güneydeki giriş cami olduktan sonra mihrap nişine dönüştürülmüştür. Bazilika planındaki yapının üzeri kırma bir çatıyla örtülmüştür. Düzgün kesme taşlardan yapılmış olan kilisenin üst örtüsü ve beden duvarları orijinaldir. Müzik
Çıldır'da tekrar bir göle çıktı güzergahımız. Burası Aktaş Gölü. Zorlu bir kale yolculuğu öncesi bu son serinlik. Sessiz bir gün batımına gidiyoruz artık. Ardahan'ın son kalesi, Şeytan Kalesi'ndeyiz. Şeytan Kalesi, Çıldır'a 1 kilometre uzaklıktaki Yıldırım Tepe Köyü'nün 1,5 kilometre kuzeydoğusunda Karaçay Vadisi'ne hakim yüksek bir tepede yer almaktadır. Kalenin ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber, yöredeki diğer kalelerin mimari özellikleri göz önüne alındığında Urartular zamanından kaldığı sanılmaktadır. Tarihi kaynaklarda buradan Çıldıran Kalesi, Kal'a-ı Şeytan, Kaçış, İblis Hisarı gibi isimlerle söz edilmiştir. Şeytan Kalesi'nin üzerinde bulunduğu yalçın kayalıklar, sur duvarlarla birleşerek kaleyi çok daha korunaklı bir konuma getirmiştir. Buradaki kayalıklar en az sur duvarları kadar önemlidir. Sur duvarlarının yüksekliği 2 metreyi bulmaktadır. Ayrıca içerisinde bir şapel, su sarnıcı ve suya inen merdivenlerin kalıntıları görülmektedir. Kalenin bulunduğu yörede Medlerin, Perslerin, Makedonyalılar, Romalılar, Sasaniler, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safaviler ve Osmanlılar yerleşmiştir. Bu devletler kaleden yararlanmışlar, onarımını yaparak ona çeşitli ilaveler de yapmışlardır.